Merhabalar Banu Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Hocam geçen haftalarda sitelerde muhasebe sisteminde tek düzen hesap planını konuşmuştuk. Evet. Bu hafta sitelerde tek düzen hesap planında kullanılmayan hesapları konuşacağız. Buyurun hocam. Tek düzen hesap planını geçen haftalarda konuşmuştuk. Konuştuğumuz üzere bir tekrarlayalım, hatırlayalım. 1 Ocak 1994'te bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için getirilmiş bir muhasebe standardı olduğundan bahsetmiştik. Yurt dışıyla ticaret yapan firmaların anlaşılabilmesi için ya da yurt içinde birbirleriyle alışverişte olan firmaların bilançolarının, mali tablolarının anlaşılabilmesi için getirilmiş bir sistematik aslında, bir standart. Sitelerde bu standardı benimsemişlerdir. Çünkü sitelerinde bu uygulamayla birlikte daha anlaşılabilir mali tablolara kavuşması mümkün oldu. Ancak tabii ki bazı hesaplar siteler için uygun hesaplar değil. Bugün biraz onlara değineceğiz. Örneğin demirbaş hesapları, stok hesapları gibi hesaplar aslında siteler için uygun hesaplar değil. Peki Banu Hocam, demirbaş hesapları niçin kullanılıyor? Olaya aslında yaklaşırken biraz vergisel açıdan yaklaşmak lazım. Şirketler, bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler, şirketler demirbaşların alımını gerçekleştirdikleri anda birdenbire vergiden düşemezler. Vergi usul kanunumuz bununla ilgili sınırlamalar getirmiştir. Amortismana tabi tutarak her yıl belirli miktarda gidere atarlar ve o şekilde giderleşme işlemini gerçekleştirirler. Oysa sitelerde bir vergilendirme bulunmadığı için bu hesabın kullanılması çok yerinde olmayacaktır. Başka bir açıdan bakarsak aslında işletme projesiyle hareket eden siteler gelir ve gider dengeleriyle tıpkı büyük bütçeli belediyeler, devlet kurumları gibi gelir ve gider dengesini gözeten bir sistem uygularlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Öncelikle giderlerini tespit ederler. Tespit edilen bu giderlerine uygun gelirler yaratırlar. Bu sistemde de bir amortisman uygulaması ya da demirbaş uygulaması hiç mümkün değildir. Onun için bu kayıt türü uygun bir kayıt türü değildir. Yani demirbaş hesaplarının katiyen kullanılmaması gerekir. Siteler gelir ve gider dengesini gözeterek işlemlerini tamamlamalılar. Peki Banu Hocam, cümle içerisinde stok hesapları da kullanılmamalı dediniz. Evet. Stok hesapları niçin kullanılmıyor? Ticaret yapan, bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler stoklarını göstermek ve bu stoklarından satışları satılan malın maliyeti usulüyle gidere kaydetmek zorundadırlar. Bu bir usul. Ama biz sitelerin stok takibi ya da stoğu belirli periyotlarla gidere atmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Hatta bunu yapmamız bizi yanlış noktalara götürür. Biz ne demiştik? Gelir ve gider dengesini gözetmek zorunda olan işletmeleriz. Bizim yapacağımız şey, işletme projemizi yapacağız, giderlerimizi tespit edeceğiz. Bunun içerisinde stoğa konu olan malzemeler ya da demirbaşa konu olan büyük alımlar varsa bile bunları tek düzen hesap planında stok ya da demirbaş hesaplarında değil, gider hesaplarında takip edeceğiz. Çünkü bizim sistemimiz bu konuda açık ve net, gelir ve gider dengesini gözetmek üzerine kurulmuş bir sistem. O yüzden stok hesapları ve demirbaş hesaplarını kullanmamız doğru değil. Peki Banu Hocam, sitelerde tek düzen hesap planında genellikle hangi hesaplar kullanılıyor? Evet, çok güzel bir soru. Aslında bu pekiştirici bir soru. Biz sitelerde gelir ve gider hesaplarını kullanıyoruz. Bunların tahsil edildiği ya da ödendiği banka hesaplarını kullanıyoruz. Ya da gelir ve giderin tahakkuk ettiği alıcı hesaplarını kullanıyoruz. İlaveten tedarikçilerimiz için gerekli olan hesapları kullanıyoruz. Aslında dikkat ederseniz biz gelir ve gidere konu olan, gelir ve gideri oluşturan hesapları kullanıyoruz. Yani gelir ve gideri kullanıyoruz ve bunları ödediğimiz ya da tahsil ettiğimiz ya da beklettiğimiz hesapları kullanıyoruz. Bunun dışındaki hesaplar kullanım için uygun hesaplar değildir. Dikkat edilmesini önemli rica ederim. Peki Banu Hocam, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilere. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.